Siyer-i A'lamü'n-Nübela'dan 12. ciltte 279. sayfada Muhammed bin Yahya diye bir zat var. Hadis alimlerinden birisi bu. Oğlunun adı da Yahya. Yahya yani oğlu diyor ki bir gün babamın odasına girdim bir gün diyor. Babasının odasına girmiş. Babası kitaplarıyla meşgul. Kaylule vaktiydi girdiğimde diyor. Kaylule ne zamanki vakittir? Öğlen namazına ya bir saat kala ya öğle namazından bir saat sonraki vakittir. Arada yani saat 11 ile 2 arası kaylule vaktidir. Kaylule uyku kestirmesi yapmak demek. Uyku insan hani günlük mesainin yarısına geliyor yaklaşık olarak. O esnada yoruluyor, bir 10 dakika kestiriyorsun. Babasının yanına girmiş. Kitaplar mitaplar önünde, kandili de yanıyor babasının. Kandil de yanıyor. Kandil gece boyu sabahleyin hep yandığı için de her yer is olmuş. Baba demiş, sen ne yapıyorsun burada demiş. Bu kadar bak her taraf is oldu. Sen neyle meşgulsün? Namaz vakti geldi, haberin yok mu? Dönmüş. Oğlum demiş, lezzetimi böldün demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ashabıyla beraberdim ben, sen ne yaptın şimdi demiş. Gece adam meğer dalmış. İşte hadis çalışıyor, ne çalışıyorsa. Sabah olmuş, güneş doğmuş, kahvaltı geçmiş. Çocuklar okula gitmişler, servisler almış götürmüşler filan vesaire, çaylar, muhabbetler içilmiş. Hala bunun kandil yanıyor. Hala bu gece ders çalışıyor. Güneşin doğduğunu anlayamamış. Kahvaltı zaten yok. İşte Nescafe'leri filan ara sıra gelmiştir. Bu heyecandır. Bu heyecandır. Onları Allah'a kavuşturan şey. Bu heyecanla Rablerine gittiler. Bu heyecan, yaptıkları işlere bereket verdi. Bu adam bana filanca dedi ki Resulullah şöyle buyurmuş dediklerinde insanlar inandılar bunların sözlerine. Çünkü bunlar dünyevi bir maksatla değil. Güneşin doğduğunu bile anlayamayacak kadar kendilerini ahiret alemine, Resulullah'a, ashabına aleyhissalatü vesselam feda ettikleri için bu muhteşem sonuçla karşılaştılar. Herhalde biz de maddi değerleri bunların manevi değere verdiği değer gibi öne çıkardığımızdan Allah bize bereket vermedi.